insanımıza özel bazı araştırmaların eksik olduğu yönünde bir inanç oluşturdu bizlerde ve bu sempozyum çalışmaları esnasında sağ olsun EMO'nun da Ankara Şube'nin destekleriyle acaba Türk insanında bu boyutlar nasıldır? Bir farklılık var mıdır genel dünya yapısına göre çıkış noktasından bir anket hazırlayarak uyguladık. Ekranda verdiğim referans kaynaklar genelde bu tip taramalarda dünya çapında kullanılan şeyler ve dikkat ederseniz çok fazla değil. Genelde ikinci, üçüncü maddeden sonra ticari kurumların yapmış olduğu biraz da kendi ürünlerini ön plana çıkaran referanslar. Bu referansları aşıp bizim Türk kullanıcısındaki durumu tespit etmek amacıyla böyle bir anket çalışması yaptık. Bu anket çalışmasında yine başta EMO olmak üzere bizim Atılım Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin de katkıları var. Anket çalışması 2011 Mayıs ayında yapıldı. Tabii sorular daha önce hazırlandı fakat uygulama Mayıs ayında yapıldı. Toplam 466 katılımcıdan yanıtlar aldık. Ve 28 soru yöneltildi her kullanıcıya, katılımcıya. Yalnız bu takdimimizde bütün bu 28 sorunun yorumu değil, sadece 12 tanesinin yorumunu arz ediyoruz. Muhtemelen çalışmalar tamamlanınca diğer sonuçları da başka sunumlarda yetiştirmeye çalışacağız. Ankara'da yapıldı ve Ankara'da bu anket çalışması alışveriş merkezlerinde, büyük alışveriş merkezlerindeki gelen vatandaşlara yapıldı. Katılımcıların demografik özellikleri ise katılımcıların %20'si 21 yaşının altında, 21-30 yaş arası büyük çoğunluğu oluşturuyor, %45'i idi. 31-40 arası yine %20 ağırlıkta, 41 yaşından büyükler ise %15 kadar. Cinsiyet olarak %55 erkek, %44 kadındı. Yine %6 kadar büyük katılımcı da cinsiyet belirtmemiş formlarda. Eğitim durumu lise mezunu %27, üniversite öğrencisi %24, ön lisans çok az bir miktar %5, lisans %32, yüksek lisans %5 ve diğer veya belirtmeyenler %7. Deneyim ise buradaki deneyimle kastımız bilgi sistemleri kullanımı. Cep telefonu dahil, bilgisayar dahil, internet dahil kullanımıyla ilgili geçmiş. 1-5 yıl civarında kullananlar ağırlıklı bölüm 33, yine 6-10 yıl %36, 11-15 yıl 17, 16 yıldan daha fazla ise %3, hiçbir bilgi iletişim teknolojisi kullanım deneyimi yok diyenler ise %11 kadar. Anket sorularımız bu takdim için kullandığımız sorular, demografik özellikler için 4 soru, bilgisayar güvenliği konusunda 5 soru ve web güvenliği konusunda 3 sorudan oluşmaktaydı. İnceleme analiz çalışmalarında kullandığımız hipotezler, yaş, cinsiyet, eğitim, deneyim değişkenleri üzerinde olmak üzere bilgisayar güvenliği konusunda 5'er hipotez, web güvenliği konusunda da 3'er hipotez olmak üzere toplam 32 hipotez incelendi. Analizlerimizde doğrusal regresyon ve ki kare testleriyle %5'lik güven aralığı kriterleri kullanıldı. Bu esaslar doğrultusunda yaptığımız analizler sonucunda bilgisayar güvenliğindeki tespitlerimiz, yaşın artması ile bilgisayar güvenliği konusunda hassasiyetin azaldı. Yaş yükseldikçe insanların bu konuda biraz hassasiyetleri kaybettiklerini. Kadınların bilgisayar güvenliği konusunda erkeklere nazaran daha duyarlı oldukları. Eğitim seviyesinin artması ile bilgisayar güvenliğinde farkındalığın yükseldiği. Yine bilişim sistemleri kullanım deneyiminin artması ile bilgisayar güvenliğindeki hassasiyetin yükseldiği tespit edildi. Web güvenliği konusunda ise yine artan yaş ile farkındalığın da arttığı. Dikkat ederseniz önceki kişisel bilgisayar güvenliğinde yaşla farkındalık düşerken web güvenliği konusunda yaş ile
farkındalık artmakta. Web güvenliğinde de erkeklerin bayanlara göre daha hassas oldukları, eğitim seviyesiyle hassasiyetin yine bilgisayar güvenliğinde olduğu gibi yükseldiği, deneyimiyle de paralel bir şekilde arttığı tespit edildi. Bütün bu çalışmaların sonucunda kullanıcıların cinsiyet ve yaşlarını değiştiremeyeceğimizi düşünürsek yapılabilecek iki sonuç kalıyor. Bilgi ve iletişim teknolojisi kullanım deneyimlerinin çeşitlendirilerek artırılması ve eğitim seviyesinin yükseltilmesinin bilgisayar ve web güvenliğinde hassasiyet ve farkındalığı artırmak ve kullanıcılardan kaynaklanan güvenlik açıklarını en aza indirebilmek için alınacak tedbirler olduğunu yorumluyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet. Biz teşekkür ederim. Efendim, süremiz var. Ben konuşmacılarımıza teşekkür ediyorum. Bize soru ve cevap fırsatı verdikleri için. Şimdi siz izleyicilerimizden konuşmalarla ilgili, sunumlarla ilgili sorularınızı bekliyorum. Buyurun efendim. İsminizi ve konumunuzu da sorarsanız, söylerseniz pardon, ve aynı zamanda soruyu hangi konuşmacıya yönelttiğinizi de bildirin. Teşekkür ederim. Ben TÜBİTAK Bilgen'den Dindar Özbilman'ım. Ben Murat Bey'e soru yönlendirmeyi düşünüyorum. Yani şimdi ilk sunum olduğu için hafızamdan silindi de, yaptıkları çalışmada yanlış hatırlamıyorsam optimal bir çözüm üretiliyor, atlamalı. Atlamalı aralık problemi, zaten var olan bir problem, optimize edilmeye çalışılıyor. Önerilen algoritma öncelikle optimize edildiğini, validasyonu yaptınız mı? Yaptıysanız nasıl tabii. Yaptınız? Gerçekten optimum çözüm bulduğunu valide edildi mi? Tabii ki. Yani ben burada anlattığım çok ayrıntılı bir şey olduğu için, daha doğrusu ayrıntısını inseydim çok tamamen anlaşılmaz bir şey olurdu. Ama biraz daha yani makalede de biraz daha iyi yazıyor, yani iyi gösterildi. Yani neredeyse zaten çok ortada bir şey aslında. Yani yeterince ayrıştırıldığı zaman, yani problem biraz daha ayrıntısıyla incelendiği zaman o anlaşılıyor aslında yani. O dinamik programının gerçekten optimali vereceğinin muhakkak olduğu aslında anlaşılıyor yani. Sadece ayrıntıya giremediğim için çok belli olmadı burada. Ben bir de yani önerilen algoritmanın kompleksitesinin analizin yapılmadığını merak ediyorum çalışması. Tabii aslında. Onu da yaptık aslında. Yani daha doğrusu aslında bu bizim devam ediyor şu anda. Biz bundan mesela bu ikisinden farklı bir yöntem daha verdik yani şu anda da. Devam eden bir çalışma. Ama bu makalede de sanıyorum yazmıştık yani çalışma kompleksitesini de yazmıştık. Son bir soru soracağım. Bir de bu televizyon yayınları sözünüzü kestim. Daha çekseniz. Hatırlayabilir miyim? Yani biraz karışık bir şeydi de çalışmadım yani onu tam hatırlayamadım. Ama dinamik programın bayağı yüksek tabir edersiniz. Diğeri çok daha kısa. Yani yukarıdan aşağı ses kesilmesi normalinden de daha hızlı çalışıyor. Zaten yukarıdan ağda da gittiği için o neyse siz isterseniz. Bu televizyon yayınları farklı anahtarlara şifreleniyor denildi. Onu yaparken yayınlayacağı bilgiyi birden fazla anahtarı şifreleyip aynı yayını tek bir yayın mı yapıyor televizyon kanalları yoksa anahtarları farklı şifreleyip farklı yayınlar mı yapıyor? Güzel bir soru. Bu evet yani bu aslında benim fazla ayrıntı olur diye geçtiğim bir şeydi. Normalde yapılma sistemi şöyle dediğiniz gibi farklı anahtarları aslında şifreliyor. Yani normalde diyelim ki zaten video stream mesela yapıyor söz gelimi. Tabii bütün hepsini şifreleyebileceği için farklı o zaman çok daha fazla maliyette durdu. Anahtarlar şifreleniyor genelde. O şekilde yapılıyor. Yani o bir tane anahtarla, bir tane master key denilen asıl anahtarla da asıl gönderilen şey şifreleniyor. Anladım, teşekkür ederim. Evet, teşekkür ediyorum. Efendim başka soru var mı acaba? Buyurun. Bütün konuşmacılarımıza teşekkür ediyorum. Ben Koç Üniversitesi'nden yardımcı doçent Akdeniz Kürkçü. Emre arkadaşımıza steganografi ile ilgili bir ufak bir sorun var. Emir, özür dilerim, yanlış söyledim. Bu rastgele Türkçe sözcükler gömmeye çalıştık bir resme dediniz. Bu yani anlam ifade eden şeyler mi yoksa rastgele harfler mi? Cümle aslında. Ama cümlelerin seçimi konusunda hani
seçici davranmadık. Sadece herhangi bir yerden bulduğumuz 3 kilobaytlık bir peşi sıra gelen cümleleri getirdik. Yani internetten rastgele birkaç cümle seçici. Yazılan veya internetten bulunan rastgele cümleler, anlamlı cümleler ve Türkçe bilmesi. Yani diğer karakter gibi geçen metodik. Peki Türkçe, İngilizce ya da diğer diller arasında herhangi bir bu şekilde fark çıkıyor mu, gözlemlediniz mi? Aslında Türkçe veya İngilizce ile ilgili farklı bir çalışma yapmamakla beraber fark çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü halihazırda harflerin frekansı ile ilgili bir durum yok. Sadece bitlerinin bir resmin üzerine gömülmesi var. Ama bir çalışmaya değer veriyorum. Sizin bu fikrinizle sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Siz zannediyor. Aynı soru var. Evet, peki. Başka bir soru var mı? Efendim, başka bir soru yoksa o zaman izninizle ben bir soru sorayım. Atilla Bostan arkadaşımıza. Siz az önce yaptığınız konuşmada belirli sayıdaki hipotezler üzerindeki anketinizin sonuçlarını açıkladınız. Anketin diğer hipotezleri veya diğer amaçlar hakkında çok kısa da olsa, yani ne kadar genişlikte veya neleri bulmaya çalışıyorsunuz o ankette? Hocam, burada bu takvimde sunduğumuz sadece web güvenliği ve kişisel bilgisayar güvenliği konularıydı. Anketin diğer soruları ise özellikle yine web güvenliğine işaret eden sayısal sertifikanın ve bu konuda almış olduğu kullanıcının uyarı mesajlarına ne derece hakim olduğu, bunun yanında virüs ve virüse karşı alınacak olan tedbirlerle ilgili farkındalığı ve kullandığı teknikler, teknolojiler. Çünkü şu anda bile Türkiye'de kaç tane kişisel kullanıcının virüs koruyucusunu nasıl kullandığıyla ilgili bir bilgi elimizde yok. Kaç kişi hangi tool'ları kullanarak veya hangi bilgi seviyesiyle nasıl kullanıyor gibi bir soru cevapsız kalıyor Türk kullanıcısı için. Bu tip sorular var hocam. Evet. En üst hipotez haline çevirmek. Evet. Çok teşekkür ediyorum ben. Efendim, ben konuşmacılarımıza ve siz sayın izleyicilere tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler, iyi oturumlar diliyorum. Hemen ayrılmadan küçük bir anekdot. Biz de konuşmacılara ve Profesör Doktor Sayın Ziya Aktaş'a katkıları için teşekkür ediyoruz huzurlarınızda. Ve katılımcılara hediyelerini ve katılım belgelerini takdim etmek üzere Sayın Ziya Aktaş'ı bir kez daha kürsüye davet ediyorum. Ziya Aktaş'a katılımlarından dolayı katılım belgesini ve hediyesini vermek üzere Doktor Onur Tolga Şehitoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Meslektaşlarımın yıllar sonra
belirli bir düzeye geldiklerinde görüyor. Hem mutlu duyuyoruz, duyuyorum. Hem de bir kendimi dede gibi hissediyorum. Yıllardan dolayı. Onun için ama yine de mutluyum. Gençlerle birlikte olmaktan hepsinin başarılarını devamını diliyorum. Çok sağ ol, teşekkür ederim. Sayın konuklar,